Saving menüsünün komutlarını incelemeye devam ediyoruz. Bunun için yine sol tuş ile Saving menüsüne tıklıyorum. Sıradaki komutumun One to End Segment Saving olduğunu görüyorum. One to End Segment Saving aracımız bir parçayı eş zamanlı olarak birden fazla parçaya dikme işleminde kullandığımız komuttur. Bunun örnek için çalışma klasörümüzdeki 1N adlı dosyayı sahnemizde açalım. Bunun için File, Open, Project komutunu veriyorum. Çalışma dosyaları içerisinden 35 nolu klasöre girerek OneN adlı projeyi aç komutuyla sahnemde açıyorum ve sahnemin yüklenmesini bekliyorum. Evet. Görmüş olduğunuz gibi sahnemiz yüklendi. Yine sahnede görebildiğiniz gibi dikiş işlemini bekleyen bir tasarımımız mevcut. Burada anlayabileceğiniz üzere bu etek tasarımını mankenimize giydireceğiz. Ancak önce eteğimizi dikmemiz gerekiyor. Fakat burada eteğimizin arka kısmı iki ayrı parçadan oluşuyor ve bir de eteğimizin üstünde kemer bağlantısı var görmüş olduğunuz gibi burada. Şimdi olaya mantıken baktığımızda üstteki kemer parçasının eteğe komple dikilmesi gerekiyor bir kez. Yani buradaki üç parçaya. Çünkü kemerimiz tasarım olarak tek bir parça olarak çizilmiş. İşte bir parçayı birden fazla parçaya dikme işlemi gerekiyorsa, böyle bir şey söz konusu ise programdaki One to N segment aracını kullanıyoruz. Şimdi öncelikle eteğimizin normal bağlantılarını segment saving aracıyla yapalım. Bunun için saving altından segment saving komutunu veriyorum. Daha sonra yaklaşıyorum eteğime. Şimdi bu parçayı nereye dikeceğim? Tıkladım bakın select aracımla. Şuraya dikeceğim için. Bakın nereye dikecekmişim bunu buraya. Okey. Bir kez tıkladım. Karşısındaki dikiş alanına bir kez tıklayarak bunu buraya dikmiş olduk. Okey. Şimdi şu parçayı bakın tıkladım. Picking point burada. Şuraya dikeceğim. O da buradaymış. Okey. O halde bunu da buradan yapalım. Şu parçayı şuna dikiyorum. Böylece burayı da dikmiş olduk. Bir de arkasında bir bağlantı var. Yani şu parçayı bakın picking point'im burada. Şuraya dikeceğim. Picking point'im burada. O halde bunu da sol tuşta tıklıyorum tabii ki bu arada. Buraya tıklayarak dikiş işlemini gerçekleştirdim. Bakın burada tamam. Okey. Şimdi burada artık tek yapmam gereken kemerimi de bu parçalara dikmek. Şimdi bu dikiş işlemi için ne yapıyorum? Saving ve buradan One and Two Segment Saving komutunu veriyorum. Aynı komuta 2D toolbar'daki şu segment saving simgesine basılı tutarak sol tuşla erişebiliyorum. Bakın bu simgeye sol tuş ile mouse'umu sol tuş ile basılı tuttuğumda altında One and Two Segment Saving komutum da açılıyor. Ancak komutu buradan verelim. Saving ve One and Two Segment Saving komutunu verdim. Bakın şimdi dikkat ederseniz bunun rengi fosfor yeşili. Çünkü bu bir özel dikiş. Dolayısıyla bakın burada ilk hamlemi şunu şuraya dikerek yapacağım. Aynı şekilde bu referans dikiş çizgisini burada da kullanıyoruz. Bakın bir kez tıkladım. Okey. Sol tuşla. Şimdi ikinci kez buraya tıklıyorum. Okey. Bakın bitmedi işlemim. Devam edeceğim. Şimdi burada bir kez buna tıkladık hatırlarsanız. Dolayısıyla bu iki parçada da aynı referans çizgisine tıklayacağız. Bu zaten tıklı. Hiçbir şey yapmıyorum artık. Devam ediyorum ben şimdi bunu yeni yerlere tıklayarak dikmeye. Bakın şuraya, buraya değil buraya. Neden buraya? Çünkü burada ilk olarak referans olarak şunu gösterdik. O halde burada da bu dikişe tıklıyorum. Ve devam ediyorum. Sol tuşta çektim tabii bir kez tıklayıp çekiyorum. Burada da aynı referans noktasına tıklıyorum. Son olarak klavyeden Enter tuşuna basıyorum. Farkındaysanız artık bu parçayı tek bir kemer parçasını 3 farklı parçaya dikebilmiş olduk. Yine farkındaysanız etek için hazırladığımız kemer parçasını birkaç farklı parçaya aynı anda eş zamanlı dikebilmemizi sağlayan aracımız One and Two Segment Saving. Diğer dikkat etmemiz gereken nokta ise yine farkındaysanız bu bir kemer ve dikilecek parçaları eteğin tepe kısmının tamamıydı. Yani eteğimizin tepe kısmının şu tamamı. Dolayısıyla etekte vertexler arası seçim alanları dikilirken program kemer parçasını otomatik olarak ne yapmış oldu? Bu 3 tepe parçasına bölmüş oldu. Bakın bunun şuradaki uzunluğu neyse bunu ona göre bölmüş programı. Şu parçaların tepe uzunluğu neyse bunu otomatik olarak ona bölmüş. Bunu da buna bölmüş. Şimdi tek yapmamız gereken sahneyi simüle etmek. Ancak şurada dikkat ederseniz mantıken kemerimizin şu ucunun da
şu ucuna dikilmesi gerekiyor. Bunun döneceğini düşünün. Şimdi birazdan döndüreceğiz. O halde bizim segment saving ile bunu da buraya dikmemiz gerekiyor. Ancak ben dikmeyeceğim. Bu şekilde sahnemi simüle edeceğim. Ben olayları görerek ve yaşayarak öğrenmenizi istediğim için burayı dikmiyorum. Bunun için sahnemi simüle edeceğim. Through the garment simulate komutunu verip bakın direkt ne oldu? Dikiş işlemini 3'e böldüğümüz için bakın gayet güzel bir şekilde kemerimizi arkaya dikebildik. Şöyle çekiştirerek düzeltebiliriz bu parçaları, bu kısımları. Evet. Ve böylece düzeltmiş olduk. Şimdi bakın ne demiştik? Şu ucu şu uca dikmedik, bıraktık bilerek. Bakın o kısım burada. Şimdi bunları birbirine bağlayalım. Bunun için ne yapıyorum? Saving, segment, saving komutunu veriyorum. Geliyorum. Şuradaki referans çizgiye tıklıyorum. Gidiyorum. Buradaki referans çizgiye tıklıyorum. Ve bakın dikiş oluştu. Tekrar through the garment simulate komutunu vererek bu iki parçamı da birbirine dikiyorum. Eteğimizin sol tarafı biraz havada duruyor. Bunu isterseniz sağ tarafı biraz yukarı çekerek düzeltebilirsiniz bu sorunu. Okey. O halde burada mantıken şu sonuca varmamız gerekiyor. Uzaklaşalım sahnemizden. Saving altındaki one and two segment saving aracı tıpkı segment saving gibi çalışıyor. Çünkü kaydırma işlemi yapmadık. Yani free saving'deki gibi kaydırarak dikiş yapmadık. Farkındaysanız segment saving'deki gibi birer kez dokunarak işlem yaptık. Ancak farkı bir parçayı segment saving aynı zamanda eş zamanlı olarak vertex'siz bir parçayı. Bakın vertex'siz. Bu parça vertex'siz. Görmüş olduğunuz gibi dümdüz. Hiçbir vertex yok. O halde kendisi koymuştu zaten vertex'leri. Segment one and two segment saving aracımız vertex'siz ve tek parçayı eş zamanlı olarak aynı anda birden fazla parçaya dikme işleminde kullanılan bir komuttur. Ve böylece bu operasyonumuzu da sağlıklı bir şekilde yerine getirdik. Bu bölümümüzü de tamamlamış olduk. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.